Cümleten selamlar hüküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda birlikteyim arkadaşlar. Öncelikle ilk video olan desteğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerden arkadaşlar bu videoda destek bekliyorum. Bilmiş olduğunuz gibi e-sports kanalıma telif attı iki tane. Şu anlık kanalım çok kötü durumda. Beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Buna gerçekten ihtiyacım var. Sizlerden de rica ediyorum. Yani bunu yapmanız gerçekten bana çok büyük bir yardımınız olmuş olacak. Çünkü şu anda videolarımız hiçbir şekilde önerilmiyor sevgili dostlar. Bu yüzden yeni insanlara ulaşamıyoruz. Beğenerek ve yorum yaparak arkadaşlar bana destek olabilirsiniz. Şimdi bugün coin serimizin ilk videosu arkadaşlar. Bunu söz vermiştim. Bunu iyi kullandığını saktırdı. Yani benim söylediğim şekilde kullandığını takdirde Günde en az 100 en fazla 500k olmak üzere coins kasabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi daha fazlasını kasan da olur azını kasan da olur. Onu ben bilemem arkadaşlar. Ben kendim e %5 sonrası kasıyorum onu söyleyeyim. Şimdi bu nasıl yapılır size bunu anlatacağım. Öncelikle bunu anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. İyi ki Türkiye'de arkadaşlar trade adına bir şey paylaşan insan sayısı çok az. Paylaşanların çoğu da yabancıların Discord'larından bulduğu şeyleri paylaşıyorlar. Ee, özel grup vesaire açanlar var. Ee, özel gruplara falan katılmanıza gerek yok. Ee, kimsenin arkadaşlar sizden başka bir şey kastı yani sizden fazla coins kastı falan yok. Bunu tamamen unutun arkadaşlar. Bunu size başta söyleyeyim gösterdiğim ben size bu seri toplamda 4 tane video atacağım. Bu 4 tane video ile birlikte FIFA 22 boyunca bütün coin ihtiyacınızı karşılamış olacaksınız. Başka kimsenin ne coin'sine ne grubuna ne hiçbir şeyin ihtiyacınız olmayacak. Birazcık kafanızı kullanın kimseye paranızı yedirmeyin. Bugünkü videomuz arkadaşlar en kritik olanlardan bir tanesi. Çünkü bu video sayesinde bir bütün oyuncu SBC'lerini en az %20 fiyat ucuzuna yapabileceksiniz. İki bütün bu etkinliklerde her zaman en önde olan kişi siz olacaksınız arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl olduğunu sizlerle birlikte buluşturacağım. video beğenirseniz yorum atarsanız teşekkür ederim. Şimdiden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu web app üzerinden yapacağız. Şimdi video başlamadan şunu da söyleyeyim. Bu bütün konsollarda çalışıyor. Gerekli olan şeyler bir adet bilgisayar gerekiyor arkadaşlar. Web'i kullanmanız için. Ve bir tane de Web'e açık ya yani web'de markete açık bir tane hesabınızın olması gerekiyor. Bu ikisine sahip olduğunuz zaman bu taktiği kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Ve video başlamadan şunu da söyleyeyim. Neden gözlük takıyorsun abi diye soran yeni takipçilerimiz var. Arkadaşlar ben doğuştan görme engelli olduğum için gözlük takıyorum. Yani bütün kanaldaki videolarla dışarıdaki hayatımda da böyle. Bunu da tekrardan söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bu taktik için gerekli olan bir tane eklentimiz var. Adı Short Foods. Short Foods diye bir tane eklentimiz var arkadaşlar. Bunu almanız gerekiyor. Şurada hemen göstereyim. Bakın Chrome'un sağ üstünde bulunan Short Foods diye bir tane eklenti var. Bu aylık arkadaşlar 2 dolar. Ben 2 dolardan satın aldım. Yani aylık yaklaşık 17-18 liraya denk geliyor. Bunu her ay almanıza gerek yok. Oyunun ilk iki almanız yeterli. Zaten elinizde yeterli bir coins olacaktır. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen size şunu göstereyim. Bu burada bakın Web App'deki yollara yani Web App'deki tuşlara kısa yol atıyorsunuz. Mesela diyorsun ki abicim bak burada S'ye basınca arat diyorsun ve görürsünüz S'ye basınca aratıyor gibi. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu uygulamayı almanız gerekiyor bir aylık e, kredi kartı alabiliyorsunuz Chrome'dan 2 dolar dediğim gibi 18 lira falan çekiyor e, bunu almanız gerekiyor sonra burada yapmanız gereken ayarlar var arkadaşlar bakın burada size göstereyim e, şurada configure short foot dediğiniz zamanlar sevgili dostlar burada bakın buynavınız var buynavı B'ye atıyorsunuz B tuşu Bursa'nın B'si e, increase minimum 1000 B iğneyi M'ye atıyorsunuz Burada reset R'ye atıyorsunuz sevgili dostlar. Ve searchle S harfini atıyorsunuz. Önceki bu dört tane atamayı yapmanız gerekiyor. Ben bunların hepsini videonun açıklama kısmında yazacağım zaten. Bu uygulamayla işimiz bu kadar arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bir tane uygulamamız var. Mini Mouse Macro diye. O da boş böyle bir uygulama arkadaşlar. Bu da içine attığınız makroyu. Şimdi bizim burada bir sürü dört tane tuş atadık ya. Bu dört tane tuşun döngülü bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bu ne demek döngü bir şekilde çalışmasını sağlaması? Şu demek oluyor arkadaşlar. Sürekli arıyor, 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 baynavı çakıyor, arıyor, baynavı çakıyor, arıyor, baynavı çakıyor gibi. Böyle bir sistem. Bu da yapmış olduğumuz konfigürasyonu hızlandırıyor. Yani sürekli hale getiriyor bir döngüde. Şimdi buna da bu uygulama açtıktan sonra, burada bu uygulama bedava, bunu da linkini videonun aşağı kısmına koyacağım. Makronun da linkini aşağı kısmına koyacağım. Makroyu da arkadaşlar şurada aşağıdan load makro deyip benim size linkte vereceğim makroyu bunun için atmanız yeterli olacaktır. Şimdi burada bakın şurada bir tane tuş var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada hot var. Bu hot e tıklıyorsunuz sevgili dostlar. Buradan startını ve e, burada görmüş olduğunuz gibi stopunu yapıyoruz. Ben alt 1 ve alt 2 kullanıyorum. Yani alt 1 tuşuyla başlıyor. Alt 2 tuşuyla duruyor. Bu şekilde bütün konfigürasyonu yaptınız ve hazırsınız. Yani bunu yapmanız toplamda 10 dakika falan sürecektir sevgili dostlar. Bunları yaptıktan sonra coin basmaya hazır bir hale geliyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi bunun devamını göstermeden önce şunu söylemek istiyorum. Birincisi bu Chrome'da çalışıyor. ikincisi Mac'de çalışıyor mu bilmiyorum. Windows'da kesinlikle çalışıyor. Bunun dışında eğer bu program bir şekilde çalışmazsa bilgisayarınızda arkadaşlar bunun sebebi nedir bilmiyorum ama bütün sebebi tamamen resolution alakalı. Yani ekran çözünürlüğü ile alakalı olan bir şey. Ve Chrome'da size şunu söyleyeceğim. Bu aşağıda bir şey indirince çıkıyor yani aşağıda bir şey indirildi diye. O sayfanın kapalı olması gerekiyor. Tamamen web app açık olacak ve bu çözünürlük bu şekilde olması lazım. Yani şöyle büyük olmayacak arkadaşlar anladınız mı? Şöyle ufak bir şekilde yaparsanız bütün tuşlara basabileceği şekilde en efektif bir e, kullanıma sahip olmuş olursunuz. Bilginiz olsun. Kullanımı bu şekilde. Şimdi gelelim ban konusuna. Arkadaşlar evet bu normalde e, legal bir şey değil. e tarafından sunulan ama ben kullanıyorum. Çoğu Twitter'daki ünlü trader de kullanıyor. Team of Deer zamanındaki sniper'lardan falan zaten bunu anlayabiliyorsunuz. Ve bir ve, ve şöyle bir artısı var sevgili dostlar. Konsollarda çok yüksek bir ping var. Ancak web marketinde yüksek bir ping yok. Yani dolayısıyla web marketinde bir şey snaplamak her zaman daha kolay ki bu uygulamayla çok daha kolay olacak. Bilginiz olsun. Bunu ben kullanıyorum senelerdir. Tadında kullanıyorum. E, tadında kullanırsanız dediğim gibi bir sıkıntı olmuyor. Gelin isterseniz arkadaşlar sizler birlikte bir demo yapalım. Evet arkadaşlar şimdi denememizi yapabiliriz. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Şu an yani bu videoyu ben bugün çekiyorum. arkadaşlar. Attığım gün cuma günü e, markette çok fazla oyuncu yok. Markete çok fazla paket açan oyuncu da yok. Yani markete çok fazla yeni bir giriş olmuyor sevgili dostlar. Bu oyun çıkınca mesela ayın 27'sinde bu uçar. Mesela Once Watch etkinliğinde bu taktik uçacak. E, o yüzden bunu da söyleyeyim yani. Bunun çalışması için birazcık da oyuncu saplayın yani. Oyuncu tedarikinin olması gerekiyor oyuna. Şimdi size bir tane daha ayar söyleyeceğim. Onu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Buradan arkadaşlar şuradan short foot'a geliyorsunuz tamam mı? Açıl abicim açıl kardeşim donma. Buradan change settings'ten şurada bakın bir tane şey var. Warning var. Bu warning'i kapatın arkadaşlar. Bu ne biliyor musunuz? ve dakikada 20'den fazla arama yaparsanız bu şüphe çeker diye bir uyarı veriyor size. Siz arkadaşlar webde yapıyor dediğim gibi dakika başı böyle çok fazla arama yapmayın. Özellikle bulamıyorsa bakın. Buluyorsa okey bulamadığı zaman çok fazla arama yapmayacak ikon İkon falan snaplenler için söylüyorum. Bilginiz olsun ben bunu kapattım. Şimdi makrom hazır. Bruno Perez'le yapacağım. Bruno Perez şu an 7800 jetona gidiyor. Biz de bu fiyattan alacağız hani görebilmeniz için. Şimdi arkadaşlar zaten yani makrom açık. Hat, ee şöyle yapayım. Makrom açık. Hat zaten kurulu. Alt ve bir tuşuna bastığım zaman aramaya başlıyor. E, görmüş olduğunuz gibi şu anda arıyor. Şimdi bunu bu şekilde arıyor arkadaşlar. Bu bulup bulmadığını zaten göreceksiniz. İnşallah bulur. Şu anda zaten dediğim gibi olmadı. Başka kartla da gösterir. Sıkıntı yok. Ee, çok fazla markette kart olmadığı için böyle yapıyor. Peki bunu nasıl kullanmanız gerekiyor? Şimdi size onu, ondan bahsedeyim birazcık da. Bu arkadaşlar oyuncu bazlı kullanılması birazcık zararlı. Yani şimdi mesela sadece Bruno Perez, sadece işte X bir oyuncu, Y bir oyuncu bu oyuncular üzerine birebir aktarım yapmak biraz sıkıntı. Bu arada aldık arkadaşlar bir tane kart. Hemen bakalım bakış şöyle fiyatını görün size. Arkadaşlar görün 7400 coin ise Bruno Perez'i aldık. Hemen bunu videoda siz görün diye 7800 jetondan listeleyeceğim şöyle koyalım transfere gönder. Ee, bunu arkadaşlar oyuncu bazlı kullanmak sıkıntılı. Tamam mı? Neden diyeceksiniz? Çünkü mesela Bruno Perez çok az çıkabiliyor. Ama bunu filtre bazlı yaparsanız mesela filtre dediğim nedir? Mesela Brezilyalı stoperler, işte ya da Premier Lig'deki Brezilyalılar, Premier Lig'deki sol bekler, Premier Lig'deki İngiliz parlak stoperler gibi yani böyle bir filtre bulup onun üzerine yapmanız daha sağlıklı olacaktır. Yani çok daha fazla oyuncu ararsınız, çok daha fazla sonuç bulursunuz. Çünkü bu şekilde mesela bulamadan yaptığınız aramalarda risk taşıyor arkadaşlar bu. Yani bakın zaten <laughs> uyarı verdi. Ne diyor? Be careful diyor. Uyarımızı biz kapatmıştık bu arada. sevlemeyi unutmuşuz. Bakın buradan short foot'a geliyorsunuz tekrardan. Chain settings. Bunu kaldırıp şu aşağıdan save tuşuna basmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Demek demeye çalışayım ki filtre bulursanız daha fazla oyuncu havuzunuz olur. Buradan snipelama şansınız olur. Bunu aynı zamanda SBC'lerde çok yarar arkadaşlar. bu. Mesela misal veriyorum. Şu anda büyük ihtimal lig 1 Play Player of the Month, Kylian yani Mbappé'nin gelecek diye konuşuluyor. Ne olacak arkadaşlar? 84'ler, 85'ler kralına böyle çat 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 artacak. Bu zaman girip hemen snipelayıp 1K, 2K fazla satabilirsiniz. Veyahut mesela bir SBC geldi, 4 tane kadro istiyor. Ve kadroların toplam maliyetlerinden diyelim her oyuncu başı 1K ucuza buradan. Bir kadro başı 11k, 4 kadro da 44k. Yani her SBC kadrosunu, her SBC oyuncusunu, aklınıza gelebilecek her şeyi bu taktikle çok daha ucuzu kurabilirsiniz arkadaşlar, bilginiz olsun. Biz şu anda Bruno Peres'te çok fazla şansımızı denedik. Şu an dediğim gibi markette az insan olduğu için arkadaşlar koymuyorlar markete, ee, bilginiz olsun. Ama ben şu an size gerekli örnekleri zaten gösterdim, Bruno Peres örneğinde olduğu gibi. Siz de arkadaşlar bu makroyu böyle kullanabilirsiniz. Bakın transfer marketine gidelim şimdi şuradan. Görmüş olduğunuz gibi Bruno Peres'lerimiz satılmış durumda iki tane. Bir tane de ben videodan önce test etmiştim. Bu şekilde arkadaşlar yani böyle milyoner olabilirsiniz. Evet, bunu iki tane kullanım aldırın. Ya SBC'lerde kullanacaksınız ya da Putbin'de mesela Lowikiremi. Lowikiremi diye bir kart var arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Dün mesela 8000'e sattım ben bu elemanı. Lowikiremi. Bakın şu kart arkadaşlar. Bu kart şu şu an büyük ihtimal ne kadardır? 2.5 mı yazayım mesela? Search diyeyim. 2.5 Search. 2.5'a yok. <laughs> şöyle bir 3.5 yapacağım. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fiyatı artmış yine bu kartın. Bu kart arkadaşa bir ucuzluyor bir artıyor. Bir SBC'lerde e, soluşuna düşüyor bir patlıyor yani anladınız mı? Öyle bir durumu var bu kartın. E, mesela bunu yakaladığınız zaman böyle birkaç tane oyuncu belirleyin kendinize. O oyuncu bakın Loic patlattım ben mesela bir tane. Görmüş olduğunuz gibi kaça patlattığımızı da göstereyim. Bakın 1200 yetona patlattık bir tane Loic Remi. Şuradan bir daha bakalım şimdi sizlerle low kremi ne kadara gidiyor diye. Bu arada benim kafam şu an göremiyor Arkadaşlar dediğim gibi ben görme sorunum var. Hani öyle profesyonel youtuberlar gibi çok uzaktan falan bakamayacağım kusura bakmayın. Şimdi 2800 search diyorum yok. Görmüş olduğunuz şöyle bir tane daha ufaltayım. Şuradan bir ufaltayım birazcık 2900, 3000 yazıyorum yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şuradan şunu da ufaltalım. <laughs> Aratıyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 3200 yok. O bunun fiyatı kaç kaldı bismillahirrahmanirrahim. Yaz abi. Evet 3.900 civarı. Birazcık daha düşelim. Şöyle. Kaç olduk şu an? Tamam. İyi bunun bir tık daha altı yoktur bir ihtimal. 3. 400. Şöyle bir daha bakıyorum arkadaşlar. Görebildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım size. 3.200. Mesela biz bunu 1 200 e aldık. Yaz abi şuraya 3.200. Hadi Allah Cenabı ı Hakk'ın yolunu uğurlayalım şu kardeşimizi. 3.200'e low dememiz arkadaşlar. Pazara koyduk. Dediğim gibi bu, kart, bu tarz ee, kartlar belirleyin kendinize. TBC'lerde artan sürekli bu kartlarla döngü yapın. Mesela Bruno Perez diyelim 2 dakika arattın çıkmadı. Geç Loic Remy'e 2 dakika arattın çıkmadı. Geç Argentin Rodriguez'e 2 dakika arattın çıkmadı. Geç diğerine gibi gibi böyle yapın arkadaşlar. Tabi bunu 7-24 yapmayın. Mesela 20 dakika yapın 10 dakika ara verin. Canınız sıkılınca girin birazcık daha snipe'layın falan. Mesela şimdi Loic Remy'den arkadaşlar sırf ben şu anda Loic Remy'den kastığım jeton e, 2K. Yani... Hani 2K maç normalde maç yapsanız 3 maçta 2 maçta ancak asıyorsunuz yani bu meblayı. E, dolayısıyla gayet arkadaşlar verimli. Bakın görmüş olduğunuz gibi low kiremi de Cenab-ı Hakk'ın ruhuna gitmiş durumda. Taktik bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım anlatabilmişimdir. Dediğim gibi ne özel gruba ne başka bir şey gerek yok. Bakın ben her şeyi anlatıyorum size. Normalde yabancı youtuberlar bunu 10 euro, 20 euro, bilmem ne euroya satıyor. Bak ben bedavaya veriyorum size. Kullanın abi. He yine bunu kullanıp bana laf edecek dallamalar da olacak. Bir şey demiyorum. Ama ben şunu da söylüyorum arkadaşlar. Bakın ben diğer youtuberlar gibi değilim. Yani ben çocuk çocuk değilim. Benim yerim belli, yurdum belli. Ben bana bir şekil yaparsa da giderim kralını da bozarım yani. Ben gece 12'de adamın evine gitmiş birisiyim. Sırf bana YouTube'dan küfür etti diye. O yüzden herkes adam olsun. Kimseye burada kimseden üstün değil. Ben sizden üstün değilim. Siz benden üstün değilsiniz. Hiçbir yayıncı kimse kimseden üstün değil. Futbolcu da sizden üstün değil. Herkes aynı oyunu oynuyor. Herkes aynı dünyada yaşıyor. O yüzden arkadaşlar sakın tribe girmeyin. Kimseye paranızı yedirmeyin. Bu taktiği arkadaşlar ben ayrıca 2 dolar aldım. Bir senelik aldım sanırsam ya da geçen sene indirim vardı hatırlamıyorum. Eker'de 3 dolar yani. Hani aylık 25 lira. Gruba vurma vermeyin kardeşim. Girin buraya bam 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 coin'inizi kasın. Rahatınıza bakın. Benim sizlere tavsiyem budur. Bu ilk coin kasma taktiğimizdi arkadaşlar. Sizlerden bu videoya şu güzel beğeni bekliyorum açıkçası. Emek veriyorum, paylaşıyorum. Ya burada gerçekten inanılmaz şeyler dönüyor arkadaşlar. Ben normalde yazılım mühendisi yapıyorum. Sabah 8'den akşam 6'ya kadar çalışıyorum. Ya bir sürü işim gücüm var. Sizlere bu içerikleri çıkarmak için inanın çok çalışıyorum. Sizler de bana destek amaçlarım gibi videoyu beğenirseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Bu ilk coin kasmımız ikiniz, üçünüzü, dördünüzü de yolda olacak. Hepinizi çok seviyorum. Cumartesi veya pazar akşamı paket açılma canlı yayını olacak. Yayınları çok özlediniz biliyorum. Ben de sizleri çok özledim. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.